Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Eğer yabancı tariflere açıksanız bence bu tarifi mutlaka yapmanız lazım. Almanya'da o kadar çok sevdiğimiz bir tarifti ki çocuklarım isteyince hemen onlara yaptım. Bayıldılar yani, o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. İçi böyle çikolatalı, fındıklı, dışı glazurlu harika bir çörek oldu. Almanca ismi Schokoşneken ama Türkçe'de çikolatalı rulo çörek diyebiliriz. Glazurlu çikolatalı rulo çörek tarifimiz gerçekten bir efsane. Söylediğim gibi yabancı lezzetlere açıksanız bu tarifi mutlaka yapmanız lazım. Bizler zaten ailecek çok sevdiğimiz harika bir tariftir. Tarifimizin malzemelerini info kısmında verdim arkadaşlar. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Yoğurma kabımızın içine ılık sütümüzü, kuru mayamızı, tuzumuzu, şekerimizi şöyle bir koyalım. Karıştıralım arkadaşlar. Spatula ile güzelce mayanın erimesini sağlayalım. Sonra da sıvı yağımızı içine ekleyelim. Daha sonra da unumuzu ekleyerek yumuşacık, güzel, ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Çocuklarım bu aralar benden Almanya'da yediği lezzetleri istiyorlar. Ben de onları kırmak istemiyorum. Hem sayfamızda değişik tarifler sunuyorum hem de çocukların gönlünü yapmış oluyorum. Arkadaşlar size güzel bir şey daha söyleyeceğim. Bu hamurla bir önceki yaptığım Apfelnuss sop hamurumuz aynıdır. Yapılışı, tarifi aynı ama içindeki malzemeler sadece farklı. Yani o elmalı nusstop'tan iki tane çıkıyor demiştim ya. Elmalı cevizli yapabilirsiniz. Bir tanesini de böyle çikolatalı yapabilirsiniz. Sizlere güzel bir hamurdan iki farklı lezzet sunmuş oluyorum bu arada. Hamurumuzu da güzelce yoğurduk. Üzerini kapatalım ve bir saat kadar mayalanmaya bırakalım. Mayalanmış hamurumuzu tezgahımıza alalım. Elimizle yuvarlayarak uzatalım ve 8 eşit parçaya bölelim. Dediğim gibi arkadaşlar, bu hamurdan iki tane farklı çörek yapabilirsiniz. Bir tanesi Apfelnusstopf, yani elmalı cevizli örgü çöreği. Tarifini vermişim, hatta şu an aşağıda da vereceğim tarifini. Bir tanesi de çikolatalı fındıklı rulo çörek tarifi. Hamuru aynı ama içindeki lezzet farklı olduğu için inanılmaz değişik iki farklı tarif çıkıyor ortaya. Ben çok seviyorum, biliyorsunuz, böyle bir hamurdan bir tariften farklı tarifler çıkartmayı sevdiğim için bundan da böyle güzel bir tarif çıkartmak istedim. Zaten Almanya'da da genelde hep aynı hamurdan birçok çeşit yapıyorlar. Neden olmasın ki yani? Hamurun nasıl bir farklı olması gerekiyor ki? Genelde hamurların malzemeleri aynıdır. Evet, hamurumuzu 8 eşit parçaya böldük. Şöyle bir yuvarlayalım ve tekrardan böyle üzeri kapalı bir 20-30 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Evet, mayalanmış ilk bezemizi tezgahımıza alıyoruz. Unlayarak servis tabağı genişliğinde açıyoruz. Açtığımız bezemizi yağlı kağıt serilmiş tepsimizin üzerine alalım. Üzerine de erittiğimiz tereyağından bolca sürelim. İkinci bezemizi de tezgaha alalım ve yine servis tabağı genişliğinde açalım. Bu bezemizde yağladığımız bezemizin üzerine koyalım ve tekrardan üzerini bolca tereyağı dökerek yağlayalım. 4 kat olması lazım arkadaşlar. Yani bu işlemi 4 defa yapmamız lazım. 4 beze üst üste açılıp araları yağlanıp üst üste konulması gerekiyor. O yüzden milföy hamuru gibi oluyor piştikten sonra, böyle içi kabardıkça kabarıyor. Harika bir lezzet ortaya çıkıyor. 4 tane bezemizi de üst üste koyduk. Aralarında bir güzel yağladık. Üzeri kapalı yine böyle bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Evet, dörtlü bezemiz güzelce dinlendi. Şimdi tezgaha alalım, elimizle hafiften böyle bir bastıralım. Genişletebildiğimiz kadar elimizle şöyle bir genişletelim.
Sonra da merdane ile arkadaşlar açabildiğimiz kadar açıyorum. Açtığımız bezemizin içine bolca ekmeğe sürülen çikolatadan dökelim ve her tarafına gelecek şekilde kaşıkla sürelim. Çikolatayı daha kolay nasıl sürebiliriz diye soracak olursanız, ben böyle şişeyi biraz tencerenin içine koyuyorum. İçine de su dolduruyorum ve ocağın üzerinde biraz ısıtıyorum. Isıttıktan sonra o çikolata zaten daha da böyle bir akışkan hale geliyor. Ve hamurun üzerine daha da kolay sürülebiliyor arkadaşlar. Evet, bezemizi güzelce açtık. İçine de bolca çikolata sürdük. Şimdi kavrulmuş fındık içinden şöyle bir dökelim. Her tarafına gelecek şekilde bolca dökelim. İki, kenar tarafını içe doğru katlayalım ve rulo şeklinde saralım. Gerçek anlamda inanılmaz bir tarif. O kadar lezzetli oluyor ki. Normalde yaptığım tariflerden böyle arkadaşlara falan dağıtırdım, çağırırdım. Bu sefer buna izin vermedi çocuklarım. Çünkü bunu çok seviyorlar. Anında kendileri bitirdi. Evet arkadaşlar, rulo şeklinde sardık. Şimdi dilimleri kesiyoruz ve yağlı kağıt serilmiş tepsimize bu güzel dilimleri diziyoruz. Mesela bu tarifi genelde milföy hamuruyla çok yaparlar. Ama benim yaptığım tarif de aynı milföy hamuru gibi. Zaten bakın burada da nasıl kat kat açılıyor hamuru, görüyorsunuz. 4 tane bezeyi üst üste aralarını yağlayarak açtık. Rulo şeklinde sardık. Artık milföy gibi oldu zaten arkadaşlar. Kendi hamurumuzu kendimiz yaptık. Öyle söyleyeyim ben size. Evet, güzelce tepsimize dizdik. Yine böyle bir üzeri kapalı bir 10 dakika kadar dinlendirelim. Sonra üzerine arkadaşlar yumurta sarısı sürüp 200 dereceli fırında pişirelim. Aman da aman, nasıl da güzel kabarmışlar, nasıl da güzel gözüküyorlar ya. Şokoşineken yani çikolatalı fındıklı rulo çöreklerimiz inanılmaz güzel. Arkadaşlar gerçekten yapmanız lazım. Yani bu lezzeti bilmiyorsanız mutlaka bilmeniz lazım. Bilmek için yapıp tatmanız lazım. Şimdi çöreklerimiz pişti. Üzerine süreceğimiz glazür için pudra şekerimizin üzerine limon sıkıyoruz. Ama burada mutlaka dikkat etmeniz lazım. Azar azar sıkmanız ve böyle arada da karıştırmanız lazım. Çünkü çok akışkan olunca glazür hamurun üzerinde tamamıyla akıp gidiyor. Böyle katı koyu bir kıvam olması lazım arkadaşlar. Evet, şöyle güzel bir akışkan kıvam olacak ama çok akışkan da değil, çok katı da olmayacak. Öyle söyleyeyim ben size. Glazürümüz budur. Türkiye'deki arkadaşlar bu glazuru çok böyle değişik geliyor ama inanın bir yapın, bir tadın. Ondan sonra diyeceksiniz ki iyi ki de yapmışız, iyi ki de tatmışız. Böyle değişik bir lezzete sahip olmuşuz diyeceksiniz. Gerçekten böyle bu hamura o kadar güzel bir aroma veriyor ki ben çok seviyorum. Hele ki kekin üzerinde daha da çok seviyorum. O yüzden sizlere de yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Glazurumuzu soğumuş çöreklerimizin üzerine sürüyoruz. Ve tarifimiz bitmiştir. Harika bir lezzetle sizleri buluşturmuş olmanın mutluluğu içindeyim. Ben çok seviyorum. Çocuklarım da çok seviyor. O yüzden dedim ki videolu olarak çekeyim ve yükleyeyim. Sizler de yapın ve afiyetle tüketin. İnanılmaz lezzetli harika bir tarifin daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Umarım tarifimizi sizler de yapınca çok beğenirsiniz. Beğenilerinizi yorumlarınızla, beğenilerinizi şu parmaklar yukarı olarak dile getirirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.